Bizim dairemizden devam edelim. Şimdi tekrar giriyorum Swift'in içerisine. Şimdi burada daireyi seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra da çizgiyi seçtim. Şimdi çizgiyi seçtim. Fixed olayı diye bir şey var arkadaşlar. Fixed olayı bazen yanlışlıkla seçtiğimiz şekillerde farklı vektörler seçerek o vektörlere oluşmasını isteyebilirsiniz. Yanıldığınızı varsayarsanız vektörleri değiştirebilirsiniz. Şu yana doğru olan kesişen vektörleri de seçebilirsiniz bu arada. Bunun uygulamasına denk gelirse zaten göstereceğim yine. Sonrasında şurada hemen altında scaling metotlama var. Parçayı büyütüp küçültmeye yarayan olay. Scaling metot dediğimiz olay o. Ben buna blending function dediğimde parça ilk başta %100 ile başlıyor. Yani kesik %100'ünü alıyor. Buraya net olarak 2 dediğimizde büyüterek gitti arkadaşlar. Veya da 5 adım daha net görünsün. Mesela %10 ile başlasın dersek 0.1 yazdık. Şu şekilde ufak çapta başlayıp büyüterek gidebilirim bunu gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir olay var. Şimdi buradan scale'ini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu another curve dediğiniz kullanabileceğimizi işte nokta olarak küçük bir kesit alabilmek için a point dediğimiz. Arrive love'da dediğimizde bir alan birimi yazarak o şekilde o birim alanını alabilirsiniz. Böyle kullanımları da mevcut bunun. Şimdi sonrasında orientation metoduna geçelim. Orientation metotta anlatmak istediğim şeylerden biri. Şurada birkaç alt başlığımız var. Angular love dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Şimdi bunun da kendi arasında alt başlıkları var. Love type dediğimiz kısımda. Konstant değil de lineerden bir giriş yapalım. Bakın lineerde 0 derece ile başladım. Eğer o çizginin etrafını da durmak istiyorsam kesitte 360'da bitiriyorum. Yani bir tur atsın öyle kapatsın istiyorum çizgide. Bu şekilde gördüğünüz gibi çizginin etrafını bir tur attırmış oldum. Mesela buna 180 dersek, ya da 1080 dersek pardon, onun etrafını 3 tur atacak. Onun ayarlamasını böyle yapabilirsiniz. Böyle elde etmek istediğiniz parçalar da olabilir. Böyle bükümlü bir parça elde etmek isteyebilirsiniz çünkü. Sonrasında yine şu blending function burada da etkili yine. Onda 1 ile başlayalım mesela. Bitince de 2 katına çıksın. Böyle ekstrem şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar swap komutunda. Böyle kullanımları da mevcut. Bunu da hatırlatmış olalım.
Şimdi Swift'in kullanımı bu şekilde. Birden fazla çeşit kesitse bunu kullanabiliyoruz, seçebiliyoruz. Birazdan uygulamasını da göreceğiz zaten sizlerle. Yavaş yavaş bir bakalım buna. Şurada hayırdır hayır var arkadaşlar. Onu bir açalım. Bu şekilde bir uygulama yapalım. Şimdi buraları nasıl birleştirebiliriz diye bir düşünelim. Nasıl birleştirebiliriz? Önce kafamızda bir onu bağdaştıralım. Genellikle hep model oluşturulduktan sonra yapılıyor. Yani biraz daha Alman ekolüne yakınız o konuda. Altını da oluşturalım arkadaşlar. Burada single curve'ı seçelim. Şimdi içine ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu da tam katıya çevireceğim ama öncelikle birkaç tane uygulama yapacağım. Önce şöyle şu çizgileri biraz kapatalım. Ctrl B yaptık. Parçayı seçtim. Daha sonra altında yaptığım parçayı seçiyorum. Inverse Selection'ı zaten kendi otomatik olarak seçiyor. Şimdi çizgilerimi kaybettim. Kafamız karışmasın onları görerek. Şimdi sonrasında Replace yapalım. Şuraya geldim, Replace yaptım. Şuraya kadar uzatsın ve bağdaştırsın istiyorum çünkü. Orada bir parça kalmıştı farkındaysanız. Şimdi devamında şimdi şurayla ilgili birkaç komut göstereceğim sizlere. Şu arka tarafı ile ilgili. Gerçi pek uygun değil aslında ama yine de bilelim. Inside the surface diye bir komutumuz var arkadaşlar. Ona bir değinelim. Şimdi bu şekildeki kapalı alanları formlu bir şekilde oluşturmak istiyorsak eğer kullanabileceğimiz komutlardan bir tanesidir. Şimdi çizgiyi seçiyorum. Şimdi çizgiyi seçtik. Şurada şu settings'te trim to boundary kısmı var. Yani şu yan fazlalıkları götürmek için yani trim'den aklınıza gelir zaten ne demek olduğu. Ya da şöyle yapalım. Trim değil de triangular kısmını seçelim. Önce orayı göstereyim. Şöyle triangular yaptıktan sonra ben buna rahatlıkla form verebiliyorum. Şu X, Y, Z pozisyonlarımız var ya. Z'lerimiz zaten yüzeylerin diki. Yani yukarıdan baktığımız zamanki kısmı. Şurada Z'nin boyutlarını şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Ayarladığımızda da zaten şişkinlik verdiğini görüyorsunuz. Bakın şu şekilde bir bombe yapmış olduk oraya. Şimdi aslında bu komutu aşağıda uygulasak sanki daha net olacak. Aşağıya daha uygun. Şimdi şu alttaki swipe'e tıklayın arkadaşlar. Şurayı da solid değil de sheet kısmına çevirelim. Çünkü yüzeye çevirmek istiyoruz. Replace face komutu burada hata verecektir. Devam edelim. Hata verdi ama onun size herhangi bir handikap oluşturmayacak. Devam edin. Şimdi surface'e gelelim. Şunun altına surface yapalım. Triangle'ları seçiyorduk arkadaşlar. Shape Control kısmından Center Control diye bir kısmımız var. İlk başta Z'yi biraz arttıralım bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi biraz şişirdik. Biraz da Y'ye doğru kaydıralım. Bu şekilde oynayalım. Tabi istediğiniz gibi uğraşabilirsiniz. Ben şimdi size hızlı hızlı göstermek için çok uğraşmayacağım orayla. Şimdi bunun üzerinde altında bir kablo çıkışı yapmak isterseniz eğer bu şekilde oluşturabilirsiniz onu da. Böyle bir şey olabilir.